بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin konusu tevekkül hakkında olacak. Rabbim şimdiden sohbetimizi feyizli ve bereketli ihsan eylesin. Tesirini halk eylesin inşallah. Tevekkül, insanın her işinde Allah'a güvenmesi ve ona dayanmasıdır. Bu inanç insana güç verir, kuvvet verir.
Allah'a tevekkül müminin niteliklerindendir. Nitekim Kur'an-ı Azimuşşan'da Estaizu billah innemel mu'minunellezine izâ zükirallâhu veclet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Yani müminler ancak o kimselerdir ki Allah anılınca yürekleri ürperir, onlara Allah'ın ayetleri okununca o ayetler onların imanlarını artırır ve onlar yalnız Rablerine dayanıp güvenirler buyurulmuş. Ve müminlerin niteliklerinden birinin de tevekkül olduğu bildirilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, onun rivayetine göre Peygamber Efendimiz kendisine peygamberlere uyanların gösterildiğini, en kalabalığın kendisine uyanlar olduğuna dair bunlardan 70 bin kişinin hesap vermeden ve azap görmeden cennete gireceğini bildirdiğini söylemiş ve bunların kim olduğunu açıklamadan sözünü tamamlayarak kalkıp evine girmiş. Halk hesapsız ve azapsız cennete girecek bu 70 bin kişinin kimler olabileceği hakkında yorum yapmaya başlamışlar. Bazıları bunlar Peygamberimizin sohbetinde bulunma şerefiyle şereflenmiş kimseler olsa gerek dediler. Bazıları bunlar İslamiyet geldikten sonra doğmuş, Allah'a ortak koşmamış kimseler olsa gerek dediler. Birçok şeyler söylediler. Bu esnada Peygamber Efendimiz bunların yanına geldi ve ne hakkında konuşuyorsunuz buyurdular. Hesapsız ve azapsız cennete girecekler hakkında konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar efsun büyü yapmazlar, yaptırmak da istemezler. Teşeğüm etmezler, uğursuz saymazlar ve ancak Rablerine tevekkül ederler buyurdular. Değerli kardeşlerim, görülüyor ki mümin kendisini yaratan ve yaşatana güvenecek ve ona bağlanacak. Ölmeyen, sarsılmayan, sonsuz kudret ve güç sahibi olan ancak O'dur. Ondan başka her şey fanidir ve yok olacaktır. Ancak her şeyde olduğu gibi tevekkül konusunda da örnek alınacak yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'e her zaman Allah'a güvenmesini emrediyor ve şöyle buyuruyor. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam! Karar verip azmettiğin zaman Allah'a dayan, muhakkak ki Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Ayet-i kerime önce istişare yapıldıktan ve gerekli tedbirler alındıktan sonra karar verilince artık Allah'a güvenip dayanılmasını emrediyor. Tevekkül demek, görevi Allah'a havale etmek değil, kul kendisine düşeni yaptıktan sonra sonucu yani kararı Allah'a bırakmak ve ona güvenmektir. Birçokları bu konuyu yanlış anlıyorlar. Tevekkül, görevi terk etmek sanıyorlar. Yani kulluk görevlerinin yerine getirilmesini Allah'a havale edip, emir ve komuta merci olarak kendilerini görmek istiyorlar. İsrailoğullarının vaktiyle Hazreti Musa'ya "Fezheb ente ve rabbuka feqatila inna hahuna qaidun." Ey Musa, git sen ve Rabbin ikiniz savaşınız. İşte biz burada oturup duracağız. Dedikleri gibi bu şekilde bir mana ortaya çıkar. Bu ise Allah'a tevekkül ve güvenmek değil, onun emrine güvensizliktir, tevekkülsüzlüktür. Tevekküle en güzel örnek çiftçidir değerli kardeşlerim. O vaktinde usulüne göre tarlasını eker, sonrasını Allah'a bırakır. Böyle yaptığı yani görevini yerine getirdiği takdirde Allah o kimseyi rızıklandırır. Peygamber Efendimiz bu konuda kuşları örnek veriyor.
ve şöyle buyuruyor. Sizler Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, sabahleyin yuvasından aç olarak gidip, akşamleyin tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı. Dikkat edilirse tevekkül eden kimsenin önce kendisine düşeni yapması ve çalışması, sonra da Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Çünkü yatarken kuşların rızıkları ayaklarına gelmiyor. Karınlarını doyurmak için Allah'ın yarattığı rızkı kendileri arayıp buluyorlar. O halde tevekkül, insanın kendisini ihmal etmesi ve çalışmayı bırakarak nasıl olsa Allah benim rızkımı verecektir demek değildir. Bu konuda şöyle bir hikaye de söylenir. Vaktiyle medresede okuyan öğrencilerden biri şöyle demiş. Allah-u Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yani yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı Allah'ın üzeredir buyuruyor. O halde ben rızık için çaba harcamamalıyım, o gelir beni bulur. Yeter ki ben Allah'a tevekkül edeyim. Uyarmaya çalışsalar da bu yanlış anlayıştan dönmemiş. Tabii yemekhanede yemek için öğrenciler sıraya giriyorlar, talebeler yemeklerini alıyorlar. Sabahleyin çorba, öğleyinleyin yemek. Bu aşçının yanına varmıyor, tabağını alıp yanına gitmiyor ve aç kalıyor. Öğlen aynı manzara oluyor ve bu şekilde devam edecek, kendisinin aç kalacağını anlayınca öksürüyor. Öksürünce oradaki aşçı rahatsız mısın veya aç mısın diye, eğer açsan tabağını getir yemek vereyim diyor ve bu şekilde dersini alıyor. Daha sonra da arkadaşlarına, diğer talebe arkadaşlarına diyor ki, yani Allah rızkı gönderiyor ama yine de öksürmek gerekiyor. Bu şekilde bir ders alıyor. Değerli kardeşlerim, evet, her canlının rızkını Allah veriyor. Ancak kuşlar örneğinde olduğu gibi bu rızkı çalışarak elde etmek de kulun görevi. Kul bu görevi yapmaz da Allah'a tevekkül ettim, o benim rızkımı verir derse, bunun anlamı benim görevimi Allah yapsın demek olur ki yanlış olur ve böyle bir tevekkülü Allah emretmemiştir. Peygamber Efendimiz'i ziyarete gelen bedevi, deveyi bağlayıp da mı yoksa salıverip de mi Allah'a tevekkül edeyim diye sorunca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, deveni bağla da öyle tevekkül et buyurmuş. Ve bedeviye görevini yaptıktan sonra tevekkül etmesini emretmiş. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala her canlının rızkını vereceğini vaat etmiş. Bu rızkın elde edilmesi için de bir takım sebepler yaratmıştır. Bu sebeplere yapışmak ve Allah'ın takdir ettiği rızkı arayıp bulmak insanların, bizlerin görevidir. Rızkım varsa nasıl olsa beni bulur deyip oturmak, sonra da ben Allah'a tevekkül ettim, o benim rızkımı verecektir demek yanlıştır. Allah'ın böyle bir adeti yoktur. Allah rızkını arayana ve çalışana verir. Bakınız Allah-u Teala ne buyuruyor? وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu ayet-i kerime insanın çalışmasından başka bir şey eline geçmeyeceğini çok açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tedbirle ilgili ayet-i kerimelerden bazılarını da bu sohbetimizde bahsetmek istiyorum. Hazreti Musa, Firavun'un zulüm ve baskılarına dayanamayacak hale gelince, kendisine inananlarla birlikte Mısır'dan ayrılmasına Allah-u Teala izin vermiş, alacağı tedbirler konusunda da kendisine şöyle emretmiştir. فَاَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ Yani
Kullarımı geceleyin yürüt, çünkü siz takip edileceksiniz. Ayet-i kerimede Rabbimiz Hazreti Musa'yı uyarıyor ve ikaz ediyor. Geceleyin kullarımı yürüt ve çünkü siz takip edileceksiniz buyuruyor. Peygamber olan Hazreti Musa Allah'ın emri ile Mısır'ı terk ettiği halde alacağı tedbir konusunda da alemlerin Rabbi olan Allah tarafından uyarılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'den Medine'ye hicret için kendisine Allah tarafından izin verildiği halde benzer tedbire başvurduğunu görüyoruz. Medine-i Münevvere'ye gidecektir. Medine ise Mekke'nin kuzeyindedir. Ama bir tedbir olmak üzere Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye ters yönde bulunan Sevr Dağı'na geliyor ve burada saklanıyor. Çünkü müşrikler onun Medine'ye gideceğini düşünerek onu o yönde aramaya koyulacaklardır. İşte Peygamberimiz bu tavrı ile bize tedbir almadan Allah'a tevekkül etmenin Allah'ın emrettiği tevekkül olmayacağını bizlere gösteriyor ve öğretiyor. Peygamber Efendimizin hayatı incelendiğinde benzer örnekler görülecektir. Hendek Savaşı'nda alınan tedbir ve bunun bir başka örneğidir. Medine şehrinin etrafına çepeçevre hendek kazıp düşmanın şehre girmesine engel olunmuş. Bir başka ayet-i kerimede de وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَضَعْتُمْ مِنْ قُوَّهِ yani onlara, düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Pek kıymetli kardeşlerim, kuvvet, savaşta düşmana üstünlük sağlayacak her türlü araç ve gereçtir. Bunları hazırlamadan Allah'a tevekkül etmek, gerçek tevekkül değil, Allah'ın bize yapın dediklerini onun yapmasını istemektir ki bu da yanlıştır. Bir insan her işinde Allah'a güvenirse Allah ona yardım eder ve onu başarıya ulaştırır. Bunun en güzel örneği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O insanları Allah'ı tanımaya ve yalnız ona ibadet etmeye çağırdığı zaman yalnızdı. İçinde doğup büyüdü toplumun ileri gelenleri, söz sahipleri ona karşıydılar. Sadece amcası Ebu Talip onu koruyordu. Fakat o amcası Ebu Talip'e değil Allah'a güveniyordu. Nitekim Ebu Talip Mekke müşriklerin kendisine Peygamber Efendimiz'i himaye etmekten vazgeçmesi hususunda yaptıkları baskıya dayanamaz hale gelmiş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bu davadan vazgeçmesini isteyen sözler söylemesi üzerine Peygamber Efendimiz amca vallahi bu işi bırakmam için bir elime güneşi, diğer elime ayı koysalar ben yine bu davadan vazgeçmem. Ya Allah onu bütün cihana yayar, görevim biter ya da bu yolda ölür giderim diyerek Allah'a olan sonsuz güvenini göstermiştir. Peygamber Efendimiz Allah'a öyle güvenmişti ki ilk defa kendisine inanan arkadaşlarına bu güvenini şöyle ifade etmiştir. Allah'a yemin ederim ki bu din herhalde ve muhakkak surette kemale erecektir. Peygamber Efendimizin sonsuz bir güvenle Allah'a dayandığını gösteren bir başka örnek de şudur. O Mekke'den Medine'ye olan hicretinde Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Mekke yakınında bulunan Sevr mağarasında saklanmıştı. Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz'i aramaya koyulmuş ve izni mağaranın başına kadar izlemişlerdi. Peygamber Efendimiz'in izini mağaranın başına kadar iz sürmüşler ve gelmişlerdi. O kadar yaklaşmışlardı ki ayaklarının dibine baksalar, eğilip baksalar Peygamber Efendimiz'i ve Hazreti Ebu Bekir'i göreceklerdi. Bundan endişeye kapılan Hazreti Ebu Bekir, bizi görecekler ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber Efendimiz de Allah'a olan güvenini ifade eden bir sesle La tahzen innallaha ma'ana. Korkma, gam yeme. Allah bizimle beraber. Kur'an-ı Kerim
Mağaradaki bu heyecanlı anlardan söz ederken Allah'ın onlara nasıl yardım ettiğini anlatır. Şüphesiz ki mağarada olanları Allah korumuştur. Yoksa her tarafı didik didik arayan Mekke müşrikleri dağın tepesinde bulunan mağaraya kadar gelmişken içeri girip bakmamaları ne ile açıklanabilir? Değerli kardeşlerim, bizlere ayrılan süre burada nihayete erdi. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle kalın. Sekiz bin ay.